Selamünaleyküm. Geçen bölümde dediğim gibi kameralı çekme programı var. Onu yapacağım. Bir deneme amaçlı çekiyorum. Şimdi seferlere bir girelim. Ve seferlerde hemen kısa İstanbul Yalova olsun. Hemen başlatalım. Ben şimdi burada bir video bakayım, ondan sonra bir daha görüşelim. Evet, videoya ben baktım. Hemen buradan başlata basalım. Elim arada bir kameranın önüne geçerse kusura bakmayın. Hemen başlatalım. Dediğim gibi sadece kısa bir yolculuk olacak. Yalova İstanbul. Şuradan iç kameraya geçelim. Daha rahat oluyor. Şimdi telefonu sağa sola çevirdiğim için kamera da dönüyor. Ve kamera döndüğü için ben sabit duruyorum yani. Hayda. Geri gel. Ben şöyle bir fark etmeye çalışalım. Çok kötü girdim ya. Video uzadıkça uzayacak. Öyle görünüyor. Bir daha değiştirelim. Heh. Doğru kamerayı buldum. Dediğim gibi parmağımı kameranın üstüne getirmemeye çalışacağım. Ama olmadı mı? Tabii ki. Olmuyor. Dediğim gibi bu deneme amaçlı çekilen bir video. Nasıl kameraya bakacağımı bile doğru düz bilmiyorum. Evet, hemen şuradan atlaya basalım. Ve 47 bilet satmışız. Rota oluşturuldu. Buranın da yolcusu olmuş. Hemen şöyle şeyleri kapatalım. İç kameraya geçelim. İç mola vermeden direktmen İstanbul'a geçelim. 60 kilometrelik bir yolmuş zaten. Bir şey değil. Buradan sol yapıp hemen varacağız. Kısa bir yol bile olsa kaza yapmadan gidemiyorum. Nalet olsun, kaza yapmadan gidemiyorum. Olsun. Dediğim gibi bu test amaçlı çekilen bir video. Kaza olmuş olmamış orasını çok ilgilendirmiyor. Niyetim bu yeni bulduğum programı denemek. Tabii bunu iyicene bir denedikten sonra sizlerle de paylaşmak isterim. Olur ya, benim gibi yapmak isteyen birileri çıkar. Onlar da bilsin. Durdum ya, durdum ya. Neyse, ceza yedikten sonra da geçebiliriz yani. El freni çekeydim, dur artık. Neyse, sağlık olsun. Göremezsin tabii çünkü açmadım. Açmayı da düşünmüyorum. Yani bir 40 kilometre, bir yarım saatlik yolda klimasız git. Sağa dön. Evet.
Dediğim gibi niyetim oyunu çekip denemek. Şey program ola 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 ola. Kameraya bakayım derken kaza yapıyordum. Hiç alışık olmadığım bir şey olduğu için de nasıl ayarlayacağımı da tam bilmediğim için bakalım. İllaki kamerayı da değiştirebilecek, düzeltebilecek bir şey vardır. Şimdi rastgele sürüyorum, hiç şeye dikkat etmiyorum. Normalde dikkat etmeye çalışıyorum kaza maza olmasın diye. Zaten bu videoyu atarsam ki güzelce çekmiş, işini görmüştür yeni bulduğum program. Bayağı bir program denedim. Hiç kimisi seni çeker, ses almaz. Oyunun sesini almaz. Kimisi yani sen konuşuyorsun ama ağzından çıkandan söyledi yani ağzının hareketiyle söylediğin birbirini tutmuyor. Öyleleri var. Çoğu çok aşırı pahalı paralı bir şey. Açmıyorum abi, açmıyorum. İstediğiniz kadar ağlayın. İstiyorsanız kötü şey de verebilirsiniz, umurumda değil. Onun için bayağı bir uğraştım. Videolarımı izleyenler bilir. İlk zamanlar, ilk başladığımda sadece oyunu çekiyordum. Ses yoktu, soluk yoktu. Ondan sonra videolarımı kendim seyrettim ve kendi videomuz can sıkıcı buldum. Çünkü konuşan, anlatan bir şey yok, sadece bir oyun oynanıyor. Yani onu herkes yapabilir. Kendisi açar oynar. YouTube'da onu seyretmeye neden yok. Onu ya sesli oynamaya başladım. Ve dedim ki bunu bir ileri seviyeye daha götürüp kameralı oynamaya nasıl olur diye. Onun için şu an çabalıyorum, uğraşıyorum. Bakalım nasıl olacak. İnşallah güzel olur. Onu ayarlamaya çalışıyorum yani. Şimdi bu videoda değil, bu videoyu tabii ki bakmaya çalışacağım. Eğer ki güzel çekecekse, güzel olacaksa, bir dahaki videoda bir il daha satın almak istiyorum sizden beraber. O bütçeyi tamamladım. 45 bin para var. Buradan da 50-100 bir şeyler gelir. Yani bir il açacak kadar paramız var. Tabii büyük bir il açamayız. Ama sıkıntı yok. Bir dahaki videoda bir il açarız. İnşallah bu güzel çekiyordur ya. Şey yapılmasını istemiyorum. Yani kaliteli çekmediğini biliyorum. YouTube'da bir videosuna baktım. Kaliteli, yani çok aşırı kaliteli bir şey çekmiyor. Kameranın 3'te 2'sini sadece kullanıyor. Şu an benim elimdeki telefon Huawei P30 Pro. Ve 40 megapikseli var sanırım. Ya onun 3'te 2'sini kullanıyor. Yani sadece bir 20-25'ini kullanıyor. Olsun, o da iyi. En azından denemiş olurum. Abi kamerayı düz tutabilmek için yani şöyle şimdiki gibi olabilmesi için elimi dik tutmam lazım. O da yorucu oluyor. Ama buna da bir çözüm bulurum illaki ben. Evet, İstanbul Otogarı'nda vardık.
Dediğim gibi bu videoya ancak eğer istediğim gibi çektiyse daha önceki yüklediğim videonun arkasından görebilirsiniz. Hızlıca çekmeye çalışıyorum. Çok zaman almasın diye. Şimdi şunu denedim, oynadığım Beast Quest'te mesela bu olmuyor. Yani hareket ettiremiyorsun adamı. Çekmeye çekiyor. Ama adamı hareket ettiremiyorsun. Adamı da hareket ettiremedikten sonra çok büyük bir işe yaramıyor. Bu oyundaysa hareket ediyor. İnşallah güzel de kayıt ediyordur. Sıkıntı çıkarmaz. Bakalım nasıl olacak. Ama bu mazot yakımı doğru olamaz ya. 80 kilometre yol gösteriyordu. Alamazsın, kahve yok çünkü. 80 kilometre yol gösteriyordu ve mazot yarı da. Yani depo bitmiş. Bu doğru olamaz. Şurayı görüyor musunuz? Depo tam yarıda. Evet, hemen parkımız edelim. Ve ondan sonra bakalım video çekmiş mi? Nasıl çekmiş? Sizler de Şuraya basalım. Gelinizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aracımızdan Şuna da ayrılmadan önce basalım. Eşyalarınızı kontrol etmelisiniz. Varsa bagaj fişlerinizi hazırlamanız Evet, şimdi de bildiğiniz gibi hemen reklam gelecek. Reklamı size seyretmeyeyim. Ben seyredeyim. Ondan sonra bir daha görüşürüz. Evet, ben videoyu izledim. Ve size sadece şunu göstermek istiyorum. Tabii ki videoyu buraya kadar izleyenler de şimdiden teşekkür edeyim. Terminale girelim. Terminaldan hemen Türkiye'yi seçelim. Ve şunlar var. 45.500. Bizim paramızda 49.100. Yani hangi ili açalım? Hangi ili açmamızı isterseniz aşağıya yazarsanız sevinirim. Görüyorsunuz 45 bin, 49 bin paramız var. Yani hepsini de harcayabiliriz. Videoyu izlediyseniz buraya kadar şimdiden teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Aşağıya yazarsanız hangi ili açalım diye o ili açabiliriz. Allah'a emanet olun. Bay bay.